Herkese selamlar. Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. İlk yarıyı Galatasaray lider bitirdi. Ama hemen tabii devamı da başlıyor biliyorsunuz. Dünya Kupası'ndan dolayı herhangi bir ara yok. Fenerbahçe pazar akşamı son maçla başlayalım. Fenerbahçe Gaziantep'i 2-1 ile geçti ama hani Fenerbahçe'nin tam Mustafa Sandal'ın şeyi gibi işte onun arabası var güzel mi güzel ama hiç ruhu yok gibi bir durum söz konusuydu. Yani Fenerbahçe Gaziantep karşısında galibiyeti aldı ancak Fenerbahçe'nin belki de sezonun en kötü oyunlarından birini oynadığını söyleyebiliriz. Yani kazanmasına rağmen Fenerbahçe'nin en etkisiz olduğu maçlardan bir tanesiydi. Ya bununla ilgili çok fazla konuşulacak şey var elbette. Ne oldu Fenerbahçe'de diye. Hani şu basitliğe geçmeyeceğim. Fenerbahçe'nin çözüldü vesaire diye. Ama şu bir gerçek. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra rakipleri artık oyunu kurmak için pasla çıkmaya çalışmıyorlar Fenerbahçe karşı. Uzun oynuyorlar. Savunmanın arkasına sarkacak hızlı adamlar koyuyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin orta sahasını bypass ediyorlar. Çünkü hatırlayın Fenerbahçe savunmasını öne çıkartıyordu. İşte Araba, Crespo gidiyordu, önde basıyordu. Fenerbahçe topları kapıyordu ve kaptığı topları çok fazla pozisyona girdiği için birisini ikisini atıyordu ve bol gol buluyordu. Fenerbahçe 44 gol attı bu arada. Yani o da hala çok ciddi bir rakam. Sadece ligden bahsediyoruz bunu. Ama mesela Galatasaray ile arasında averaj farkı vardı. Şu anda averajları eşitlendi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın. O da yediği gollerden dolayı. Özellikle ilk yarıyı gözünüzün önüne getirin. Ki bence Türkiye'nin duran top konusunda en iyi takımlarından bir tanesi Gaziantep. Ve Fenerbahçe ilk yarıda Altay'ın kurtarışları var. İkinci yarıda da bu devam edip sonra Kitsui'nin golü geldi. Ne zamanki Sagal atıldı, oyuna King girdi, Rossi girdi ve Arda Güler girdi. Maçı çevirdi Fenerbahçe. Zaten belliydi o golün geleceği. Yani arka arkaya pozisyonlar da gelince Fenerbahçe maçı kazandı. Ama Fenerbahçe tekrar edeyim yani ne değişti diyeceksiniz hani bu Fenerbahçe'den. Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe'yi daha etkili gelmesini bekliyorduk. Ama Fenerbahçe Trabzonspor ve Galatasaray'a yenilince bunlar sadece mağlubiyet değil tabii ki. Bunların psikolojik etkileri de var. Özellikle Galatasaray maçı Fenerbahçe camiasını komple etkilediğini söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin ilacı nedir? Fenerbahçe'nin ilacı Fenerbahçe Kupa'da Rizespor, sonrasında Ümraniye, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Konyaspor bu maçları kazanırsa yeniden havaya girer ve yoluna devam eder. Ama Fenerbahçe'nin sürekli kazanması lazım. Biliyorsunuz ülkemizdeki en önemli tutkal başarıdır. Peki neleri öne çıkartalım? Mesela maçtan önce Cesus'un bir açıklaması var. Dedi ki Samet dedi hem Serdar'dan hem de Gustavo'dan dedi daha farklı özellikleri var. Yani mealen daha iyi dedi. Zaten dedi onu ben dedi izlemiştim ve çok istemiştim, şaşırtmıştı beni. O yüzden özellikle istedim Samet'i. Ama insanın aklına direkt şu geliyor değil mi? Yani düşünsenize bir antrenman falan yapmıştır Samet. Çat diye onu 11'e koyuyorsun. Burada direkt Serdar'la Gustavo Henrique'ye mesaj var. Yani bir daha nasıl oynatacaksın onları? Bayağı bir yürek yemiş hoca bu anlamda. Dönelim. Osay Samuel sağ bekte evet iyi bir performans gösteriyordu ama hakikaten orada Ferdi'nin oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin bu oyunu açısından. Zaitskine altın makas. Yani hocanın bazı oyuncularla ilgili fikri net. Dönelim. Mert Hakan oynadı. Mert Hakan orta sahaya ciddi katkıları olan bir oyuncu ama onu da mesela sağ ön gibi kullanıyorsun. Yani bu kurgu böyle. Ve maçtan sonra açıklamaları var. Mesela Arda'yı soruyorlar. Hoca ısrarla diyor ki Rossi daha iyiydi. Rossi daha fazla katkı yaptı. Arda'yı hani tırnak içinde söylüyorum. Arda'yı övmeyin. Hani gibi bir durum söz konusu. Şunu söyleyeyim. Dün Arda oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin eksiğini gösterdi. Yani topu tutacak, pas atacak, yeri gelecek, çalım atacak bir oyuncu. Ben şunu demiyorum bakın. Arda'yı nasıl oynatmaz? Yani karşındaki Jorge Jesus. Mesela basın toplantısında diyor ki Lazar Markovic'i Sırbistan'dan ben aldım. Benfica'da 19 yaşındaydı. Bir sene sonra 40 milyon euroya Liverpool'a sattık diyor. Şimdi onu söyleyen bir adam, bir hoca. Arda'yı oynatmıyorsa ki şey diyor fiziken hazır değildi, sakattı vesaireydi. Göreceğiz bakalım bundan sonra ne olacak. Ama hazırlanması da yani bu hafta Cassano'nun biliyorsunuz bir videosu vardı. Herkese de öneriyorum diyor Arda'yı alsınlar diye. Yani artık Arda, yani ben hatırlamıyorum bu kadar bir Türk oyuncunun gündem yarattığını uzun zamandır. Adaşı Arda böyleydi. Onun zaten kariyeri ortada.
Abdülkadir Ömür mesela en son onu konuşuyorduk bu kadar. Mesela Yusuf Yazıcı gitti Lille şampiyon yaptı orayı ama yok. Hani Arda Güler bambaşka bir noktada. Ama tekrar soralım. Artık bu videoda bıkana kadar soracağım. Fenerbahçe'nin seneye hocası kim arkadaşlar? Belli mi Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene hocası? Ben bilmiyorum. Bilen varsa yazsın yorumlara. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilgili daha Jorge Jesus'un devam edeceğim ya da devam etmeyeceğim diye bir cevabı yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sorunu bu. Tabii futbol rakiple oynanan bir oyun. Antep'le ilgili ne dedi Erol Hoca dün? Başkan yok. Muhatabımız yok. Ne zaman gelecek o da belli değil. Ben ve ekibim ve futbolcular tek başımıza Gaziantep'i düzgün bir şekilde gitmesine gayret ediyoruz dedi. Oyuncular bizi UEFA FIFA'ya şikayet ediyor dedi. Ya böyle bir lig olur mu ya? Yani kusura bakmasınlar. Mesela federasyon geçen hafta bir iyi niyetle bir çalıştay falan yapıyor. Ya siz ilk önce bakın TFF1'de artık hep söylüyorum. Altay'ın transfer tahtası kapalı. Denizli'nin transfer tahtası kapalı. Erzurum'un transfer tahtası kapalı. Malatya'nın transfer tahtası kapalı. Böyle futbol olmaz. Yani bu halde nasıl güveneceksiniz? Ne oluyor, ne bitiyor? Kimsenin bir fikri yok. Antep'in, bu arada hani bu Antep de gerçek Antep değil. Öbür Antep kapandı neredeyse. Malatya öyle. Yani isimler değişiyor. Dönüyorsun Kayseri öyle. Yani isimler değişiyor ama fıtrat değişmiyor yani. Ülkenin durumu bu. Üçer dörder kere batıyor. Nasıl batıyorsunuz yani? Onu da anlamış değilim. Yani nasıl beceriyorlar bunu bilmiyorum. Ha, ama Fenerbahçe kritik bir maç kazandı. Bak Fenerbahçe bu maçı kazanamasa, berabere bile kalsa çok büyük deprem olurdu Fenerbahçe'de. Bundan sonrası için hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin bu oyunu ya A planını yeniden güçlendirip, yani o işte oynanan baskısını vesaireyi daha da güçlü halde tekrardan yapıp o gösterişli hale dönmesi lazım. Ya da bu planı çeşitlendirmesi lazım. Bu da Jorge Jesus'un işi. Bizim söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Trabzonspor kazandı. Başakşehir'i 1-0'la geçti. İlk 60 dakika iyi bir Trabzon ama son 30-35 dakika daha uzatmalarla Başakşehir galibiyeti kaçıran taraftı. Yani Trabzonspor'un saha için çok fazla konuşacak bir durum yok. Çünkü önemli maçları kazanıyorlar ama işte Alanya'dan 5 yediler ve ondan sonra Abdullah Avcı ne dedi? Kısa vadede çözülemeyecek sorunlarımız var dedi. İşte futbolcular gitmiş yanına ondan sonra işte hocam yapma etme falan diye. Dönelim işte yönetimle bir toplantı yaptı ama o yönetimle yaptığı toplantıdan çok memnun olduğunu düşünmüyorum hocanın. Çünkü hiç öyle bir hava yok. Hoca ne diyor? Bak şimdi Alanya maçından sonra dedi ki Abdullah Avcı yapısal sorunlar var çözülebilecekmiş gibi durmuyor. Yani istifa edeceğim dedi ama istifa etmedi. Sonra da diyor ki içeriden kadroları sızdırıyorlar. Ya Abdullah Avcı'yı çok seven biri olarak söylüyorum. Ya kadrolar sızsa ne olur? Zaten o oynamazsa bu oynar yani. Tamam içeride Köstebek var. Okey. Kim hocam? O zaman onu açıklayın. Devam edin. Bence Trabzonspor'un bambaşka bir şeyi var. Bizim Erdal Uş'un dediği gibi büyük bir koalisyondur diyor Trabzonspor. Hakikaten de hani kendi içinde kaynayan bir kazan var orada. Kadro dışılar olması lazım. Yani onu anlıyoruz. Böyle bazı oyuncular işte oynamıyor, sallamıyor gibi antrenmanı vesaireyi. O da yok. Yani Trabzon'un durumu pek parlak değil açıkçası. Saha içinden bahsetmiyorum. Çünkü Fenerbahçe maçından sonra Karagümrük ve Alanya'yı yense Fenerbahçe ile aynı puanda olacak Trabzonspor. Bununla ilgili bir sorun yok ama bence çok daha büyük bir iktidar savaşı var orada. Abdullah Hoca da bence Alanyaspor maçındaki o açıklamalardan sonra bırakmalıydı. Bırakmadıysa da bambaşka bir aksiyon lazım. Yok çünkü o zaman ne oldu? Yani onu sorarlar değil mi? Ne oldu? Yani neydi o kadar? Hani anlayamadım ben de ne oluyor ne bitiyor çözemiyoruz. Bu kadar yıllık teknik direktörlük hayatımda böyle bir şey görmedim dediği konu. Başakşehir'e gelirsek de Başakşehir puan alabilirdi bu deplasmandan ama orada da Bertrand Traore olayı mesela. Bertrand Traore çok yoğun kullandığı bir oyuncuydu. Yok o da bir süredir. Ama Başakşehir Emre Hoca'nın da dediği gibi işte Konferans Ligi'nde devam eder. Ziraat Türkiye Kupası'dır. Türkiye Ligi'nde ilk 3'tür. Onların hedefleri böyle. Tabii bir de şey konusu vardı. İlhan Palut'un da söylediği işte belirli oyuncular el üstünde tutuluyor diye. Emre Belezoğlu da dedi ya yani biz onunla gurur duyuyoruz. Niye böyle bir şey dedi. Yapısal bir sorun varsa çözülsün. Yani şu bir gerçek. Ben teknik direktör olmak istiyorum. O zaman benim önümü açmanız lazım. Yani herkesin bu anlamda eşit olması lazım. Dünyadaki uygulamaları neyse uygulamaları yapmak lazım.
hiçbir konuda bizim bir şey icat çıkartmamıza gerek yok. Dünyadaki uygulama neyse birebir onu yapın, gitsin. Beşiktaş'a dönersek de Beşiktaş'ta Konyaspor'u 2-1 ile geçti. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı yendiği, Adana Demirspor'u yendiği maçlara göre çok daha iyi bir Beşiktaş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çok daha etkin bir Gedson Fernandes gördük. Özellikle maçın son 10 dakikası iki takıma da gitti geldi. Yani Konyaspor da kazanabilirdi. Konyaspor beraberlikte bile üzülebileceği bir maçı kaybetti. İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi Beşiktaş. Yani her galibiyet bir tuğlayı üste koyuyor. Bu arada Beşiktaş da eksik Antalya maçını da kazanırsa onlar da hala potadalar. Aboubakar gelmiş. Bunu Ergin de söyledi. Yani tamam diyorlar. Aboubakar bu ligin önemli oyuncularından bir tanesi. Daha önce Sergen Yalçın bize ihanet etti demişti. Ona rağmen oynar mı? Oynar arkadaşlar. 10 gol atsın, 15 gol atsın. Bakın hep birlikte karşılıklı oynarsınız yani. Hatta öyle söyleyeyim. Futbol böyle. Yani o eski aidiyetler vesaireler yok diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra stoper alacakmış Beşiktaş. Bunu duyduk. Yine orta saha alacakmış. Valla şöyle söyleyelim. Beşiktaş Avrupa'da yok. Türkiye Ligi'nde de 3 maç daha kazansın. 3-4 maç daha kazansın. Fenerbahçe ile Galatasaray puan kaybettiği zaman bir anda en büyük şampiyonluk adayı olur. Konya deplasmanında hem de daha Santra ile birlikte o kadar kötü bir golle geri düştükten sonra geri dönmek artı yazar. Ama mesela Beşiktaş'ın kadrosu çok kötü. Yani bakıyorsun iyi bir kadro gibi ama çok kötü bir kadrosu var. Neyi tutsan elinde kalıyor. Şimdi Redmond'la başlıyorsun. İlk yarı 15 top kaybı yapmış. Fırat Günayer'den duydum. Onu Enkutu'yu sokuyorsun. Tam tersi. Enkutu'yla başlasan Enkutu kötü başlıyor. Redmond iyi bitiriyor. Yani bir tane adam zor ediyorlar. Muleka belki hiç oynatılmadığı için falan. O bizim Kasımpaşa'da gördüğümüz Muleka değil. İleriye giden Cenk Tosun var Beşiktaş'ta. Dönelim Gedson var. Dün Ergin'in dediği gibi ya bunları da Valerian İsmail oynatmıyordu mesela. Yani hakikaten belki de Valerian İsmail'le hiç başlamayıp bu seneye Şenol Güneş'le başlasa şu an bambaşka bir yerde olabilirmiş Beşiktaş ki kadro böyle kurulur muydu? O da ayrı bir mesele diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş Şenol Hoca'yla belli ki belirli bir çerçeve içinde geçen sene İsmail Kartal'ın yaptığı gibi devam edecek. Bu dönemi de Antep'i de mesela berabere kalmasalardı 2 puan daha ekle. Yani bence kötü giden bir durum yok Beşiktaş'ta. Psikolojik bir olay vardı. Şenol Hoca da onu düzeltecek. Bu arada Antep Dünya Kupası sonrası oynadığı 5 maçta Beşiktaş'ı son dakikalarda attı, berabere kaldı. Giresun'dan son dakikada yedi, kaybetti. Yine İstanbulspor'dan son dakikada yedi, berabere kaldı. Fenerbahçe maçında son dakikada gol yedi, kaybetti. Başakşehir'e yine son dakikalarda attı, berabere bitirdi. Enteresan bir Antep serisi var. Galatasaray Hatay'ı rahat geçeceğini ben düşünüyordum. Ona rağmen gole, hatta ikinci gole kadar Galatasaray kısmen de olsa zorlandı. Ama bakın bu sene hani basite indirgeyim mi? Çok basit konuşmamız gerekirse Icardi'nin olduğu maçları Galatasaray kazanır. Özellikle iç sahada Icardi varsa Galatasaray zorluk yaşamaz. Ama Icardi olmasa orada bir soru işareti olabilir. Çünkü Icardi oynadığı zaman hani etrafına bir çarpan etkisi var. Sinerjisi iyi. Girdiği ortamı renklendiriyor diyelim. İlk golde mesela kafayla o indiriyor. Onun dışında bütün pozisyonlarda var. Rakip savunmayı da zorluyor. Arkadaşlarına alan açıyor. Onları oynatıyor. Zevk veriyor arkadaşlarının oynadığı oyuna. Mata 2 gol attı Mertens'in yokluğunda. Mata ile Mertens'in arasında böyle bir şey var mesela. Mertens daha oyunun içinde ve oyunu kuran bir adam ama Mata da daha skorer bir oyuncu. Galatasaray evet kuvvetli bir kadrosu var. Morali yerinde, istim üstünde. Hani nasıl Fenerbahçe'yi övüyorduk ya, diyorduk ki Fenerbahçe yürür. Fenerbahçe Giresunspor'u yense maç fazlasıyla 8 puana çıkıyordu fark. İşte o Giresunspor'u yenemedi ve buraya geldi. Galatasaray ne yapar? Galatasaray'ın maçlarına şöyle bir bakalım. Antalya ile oynayacaklar. Antalyaspor'un ciddi eksikleri var. Olmasa da hani ne kadar zorlarda ayrı mesele ama o eksiklerle Galatasaray Antalyaspor'u geçer. Ümraniyespor onu da geçer. İşte Giresunspor ve Trabzonspor maçları var. Galatasaray'ın Giresun deplasman, Trabzon içeride. Onlar belirleyici olacak. Bak orayı da Galatasaray böyle 4 puan ya da daha fazla bir farkla geçerse Galatasaray şampi yazabiliriz. Şu anda da yani game set maç derler ya, Galatasaray Fenerbahçe'nin servisini kırdı ve son sette 4-2 önde. Servis kırdırmazsa devam eder buradan Galatasaray. Görüntü o yönde ama Türkiye'de unutmayın en büyük tutkal başarıdır. Başarı oldu mu herkes birbirine yaklaşıyor. Hatay Spor'un o savunmayla işi çok zor.
yani Volkan Demirel'in yine de ekstra işler yaptığını düşünüyorum. Burada biliyorsunuz MK Friday Eze Fan Club olarak İstanbulspor'a getirdik. Ümraniye maçında tek hata var ilk yarıda İstanbulspor'un. Onda da Eze topu veriyor ve öne geçtiler ve İstanbulspor çok kritik bir galibiyet aldı. Ya Ümraniyespor harika başladı maça. Bir penaltı kaçırdı. Bir penaltı daha verdi. Hakem ki orada VAR çok doğru bir düzeltme yaptı. İlk anda ben de penaltı sandım ama meğersem Umut Nayır adamın ayağına basıyor ve düşüyor. İstanbulspor'la Ümraniyespor'un mücadelesine çok büyük saygı duyuyorum. Recep Hoca şanssızdı. Yani bence bu maçı da kazanmışlardı. İşte ama o penaltıyı atacaksın. İstanbulspor'da da Eze hakikaten fark yaratan bir oyuncu. Ben 10 gol katkısı bekliyorum. Yani ligin ikinci yarısında goldür, asisttir mutlaka yapar. Bir ikinci yarıda böyle 3 kişinin arasından Kugi gibi bir sıyrılışı var. O cüsseye rağmen o kadar hareketli olması müthiş bir oyuncu. Antalyaspor Giresunspor maçı. Antalyaspor 10 kişi kalana kadar kazanacağı maçı, bölüm sonu canavarı Giresunspor. Yine yani hakikaten saygı duyuyorum. Yani Giresunspor'u parçalara ayırıp o parçaları da yakıp denize atmanız lazım. Yoksa geri dönüyorlar. Çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Antalyaspor zeminiyle ilgili artık bir şey söylemek istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler. Yani bıktım çünkü. Meğersem o şey Kenan Başaran yazdı. Güneş panellerini sökülüp oradan açılması gerekiyormuş da 15 milyon TL verirlerse hibrit çim oluyormuş. Ya 15 milyon TL 1 milyon euro bile değil değil mi? İşte 750 bin euro falan yani. Bir futbolcuyu eksik alırsınız, yapılır da neyse. Ben artık bıktım ya. Vallahi aynı şeyleri söyle söyle ben kendimi duymaktan bıktım yani. Kayserispor kazandı. Sivasspor'un durumu çok garip. Ben Sivasspor'un bu kadar kırılgan ve olacağını hiç düşünmüyordum. İşleri gerçekten zor. Kayserispor için kritik bir galibiyet çünkü buradan bambaşka bir yere gidebilirler de diye düşünüyorum. Pendik Oğulcan'ı aldı. Olavoyni Rizespor aldı. Ben çok beğeniyorum. Ben Rizespor'un da çıkışta olarak yani ikincilik yarışı korkunç olacak. Orası çok belli. Malatya kaybetti. Artık Malatya buradan toparlayamaz. Denizli'nin işi hala çok zor. Aşağı tarafta Altınordu kazandı. Gençler Birliği çok transfer yapmıştı ve öne de geçmişti. Altınordu en azından bir nefes aldı. Galiba Gençler Birliği, Denizli, Malatya bunların işi çok zor. Görüntü bu yönde. Avustralya açık başladı. Nadal bir set verip ilk maçını kazandı. Bir de Pegula kadınlarda diyorlar. Ben Şivontekçiyim. Önümüzdeki haftalarda daha detaylı konuşuruz. NFL'de de Wild Card Weekend başladı. Daha doğrusu bitiyor. 49ers Brock Purdy ile çok iyi bir galibiyet aldı Seahawks karşısında ve geçtiler. Chargers karşısında Jaguars 3 tane top kaybı yapıp ona rağmen son saniye alan golüyle geçtiler. Bills Dolphins'i geçti. Eğer ona kadar saymayı bilen bir quarterback olsaydı Dolphins geçecekti Bills'i. Orada 10 saniyeyi geçtikleri için 5 yard cezası aldılar. Ben hala Buffalo Bills ile Kansas City Chiefs finali yani Super Bowl'u bekliyorum. City United maçında verilen offside'ı kimse kusura bakmasın yani. Yok öyle olmuş, böyle olmuş. Yukarıdan ne derler? Şey inmiş, emir inmiş falan. Öyle bir şey olmaz ya. Rashford topu alıyor götürüyor. Ondan sonra da ben yiyemedim sen ye diyor. Arkadaşı Bruno Fernandes'e gol atıyor. Yani o olmaz. O olmaz. Ya ben onun hani o zaman offside kuralını değiştirin bak. O kadar net söyleyeyim. Ben şeyden bahsetmiyorum. Kural offside ama vermesinler demiyorum. Ya öyle offside kuralı olmaz. Hiç kimse bana bunu anlatamaz. Futbolun ruhu diye bir şey var ya. Herif topla geliyor. Herkes ona göre oynuyor. Aa ben offside değilim abi. Ben vurabilir miyim? Tabii kardeşim buyur falan. Öyle şey olur mu? Ama Arsenal şampiyon. Onu net olarak söyleyelim. Yani buradan kolay kolay vereceklerini düşünmüyorum. Bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederiz.